TRT 24 YouTube kanalındasınız. Nedim Hazır'ın yazdığı "Davutoğlu Yürek mi Yedi?" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Dün gibi hatırlıyorum. Bugünlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olup her gün bir icat, bir yeni yerli ve milli alet edevat bulduklarını açıklayan Varank, TRT'den sosyal medyaya mesaj yazan birinin işten atılması için açtığı telefonda şöyle demişti: "Bunlar yürek mi yediler?" Ahmet Davutoğlu'nun kalibrasyonunu başbakanlığı döneminde son derece net bir şekilde gören biri olarak, Pelikan bildirisiyle ensesine tokat yiyip kapı önüne konduğunda yaptığı konuşmayı kendisine yakıştırmıştım. Bir başbakan düşünün, kendi partisi lideri tarafından ahlaksızca görevinden ediliyor ve o hala affedersiniz salağa yatıp "vay ben böyle iyi bir siyasetçiydim, şöyle bir başbakandım" geyiği çevirip istifasını veriyor. Davutoğlu o gün Pelikan'a haddini bildirip arkasındaki saraya delikanlı gibi destek çıksa bugün belki de kahraman olarak dönecekti. Neyse, meselemiz Ahmet Davutoğlu'nun şahsiyeti ya da geçmiş kabahatleri filan değil. Ona bir yazı filan yetmez, herkes biliyor. Siyasete dönme kararı aldıktan sonra başına gelebilecekleri tahmin ediyordu elbette Davutoğlu. Ancak bu ülkede hemen her kesimin yaşadığı "bu kadarını da yapamaz" eşiğinden habersizdi eminim. Şehir Üniversitesi ve Bilim Sanat Vakfı konusunda yaşadıkları tam da böyle bir şey. Davutoğlu nasıl kötücül bir rakiple karşı karşıya olduğunu yeni idrak etmiş durumda. Düne kadar bu kötücülüğün yanında durduğu için felaketin gerçekçi fotoğrafını görmekten mahrumdu. Çünkü insan zihni böyledir. Kötülüğün kaynağına ne kadar yakınsanız, aklınız size o kadar büyük oyun oynayıp hakikati bükümlüyor. Başta Pelikan çetesi olmak üzere saray ve havuz şeysileri, tam kadro yandaşlar Davutoğlu meselesinde temkinli hareket ettiler. Daha önce sadece Pelikan'a ihale edilen linç ve defans bir anda her cepheye yayılınca Davutoğlu iliğine kadar "bu kadarını da yapamazlar" serisi yaşamaya başladı. Ülkenin yaklaşık 5 yıldan beri yaşadıklarından dolayı hissettiği o "yuh bu kadarını da yapamazlar" hissiyatını yaşamaya başladı. Bu nedenle Sayın Davutoğlu ve avanelerine hoş geldiniz diyorum. Saniyen, Davutoğlu beni şaşırttı. Evet, Ahmet Hakan ne kadar şaşırtmıyorsa, keza Abdullah Gül ne kadar şaşırtmıyorsa, Ahmet Davutoğlu şahsen kendisinden beklemediğim bir cesaretle duruşunu sabitledi ve muhataplarına karşı dik durmaya başladı. Eminim saray koridorlarında "ne oluyor bu pısırık adama, yürek mi yemiş" nidaları yankılanıyordur. Ahmet Hakan'ın sahibinin ensesini okşamak gibi attırdığı gündelik tezviratına cevap veren Davutoğlu, tabiri caizse resmen dişini gösterdi ve köşeye sıkışan kedi misali çok fena hasar verebileceğinin sinyalini çaktı. Evet, öyledir. Bir kedinin ne kadar zarar verici olabileceğini tahmin bile edemezsiniz sevgili okur. Bir kedi, umutsuzluğa kapıldığı an yaralı bir sırtlana dönüşebilir, biliyor musunuz? Köşeye sıkışan Davutoğlu, muhataplarının tahmin ettiğinin aksine süt dökmüş gibi değil, tırnaklarını göstererek kükredi. Bu ucube sistem, başkanlık, çelişkiden ve krizden başka bir şey üretememektedir cümlesini söyledi. Evet, söyledi. Burada da kalmadı. Ülkeyi uçuracağız diye getirdikleri sistem ülkeyi uçurumdan aşağı uçurmuştur. Mesela, saray çıldırmasın da kim çıldırsın şimdi? Muktedir bir yalakası aracılığıyla vurmuştu Davutoğlu'na, Davutoğlu da onun üzerinden kafadan giriyordu saraya. Erdoğan'ın nasıl değiştiğini anlatabilmek için şu korkutucu cümleyi bile söyledi vallahi. "Bugünkü Erdoğan'ı 5 yıl önceki bir AK Parti mitinginde konuştursanız yuhalanırdı." Ayasofya meselesinde Erdoğan'ın kısa süre önce yaptığı açıklamalarla nasıl çeliştiğini ifade eden Davutoğlu, eski liderini ikiyüzlülükle bile suçladı. Erdoğan'ın adeta perinçeyin uşağı durumuna düştüğünü söyleyen Davutoğlu'nun şu cümlesi kavgada söylenmez mesela: "Celladına aşık olan bir iktidar var önümüzde." Ve ekledi: "Çin modeli mi sizin milli ekonomiden anladığınız? Mao'cu ortaklarınızdan mı alıyorsunuz bu fikirleri?" Hızını alamayan eski başbakan doğrudan Erdoğan için "zorba ve yetim hakkı yiyen" ifadesi kullandı. Üstelik "bütün karanlık işlerini gece karanlıkta çeviriyorlar" dedi.
Zorba, zalim, gaddar. Bu kelimeleri kullandı Davutoğlu ve boyun eğmeyeceğiz dedi. Araya biraz FETÖ sakızı eklemeyi de ihmal etmeyen Davutoğlu, Erdoğan'ı çağ dışı ve otoriter bir kişi olarak niteleyip, milletimiz bu iktidarın yolsuzluklarından, ekonomik palavralarından, her türlü ayak oyunundan bıkmış durumda. İnsan onuruna karşı bu iktidarın yerine yeni bir düzen kuracağız dedi. Ve nihayetinde de bir kepçede suyundan koyarak Ahmet Hakan'a da kapağı yerleştirdi. Benim sadakat sözüm 28 Şubat aktörleriyle kol kola giren Erdoğan'a değil. Bizi soracak olursanız, cemaat, Kürtler, muhalifler yerle yeksan şekildeyiz. Hepimiz can ve geçim derdindeyiz. CHP, İyi Parti vesairenin hangi ülkede yaşadığı zaten ayrı bir mesele. Yattığımız yerden finali sert geçecek bir kavgayı izliyoruz. Eğlenceli ama acı da veriyor maalesef, diyor Nedim Hazar, TR724'deki köşesinde. Üstüne üstlük AK Parti'ne ayrılan da biz değiliz. AK Parti yanlışları karşısında kendisini uyaranlarla yollarını kendileri ayırdı. Bizler ihraç edildik. İhraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dürüstlük diyenle, ahlak diyenle, liyakat diyenle, adalet diyenle beraber yol yürümekten kendisi vazgeçti. Bunun yerine yıllardır ağza alınmayacak hakaretlerle kendisine saldıranlarla yoldaşlık yapmayı tercih etti. Adaletten, ahlaktan, demokrasiden, hukuktan ve değerlerimizden nasibini almamış kim varsa onlarla yol yürümeyi tercih etti. Eğer memleketi iyi yönetseydi, toplumun her kesimine kulak verseydi, sadece kendi yakınlarını değil 83 milyonu kollasaydı bizler de iktidara destek olurduk. Ama biz sizinle olan kişisel hukukumuzu koruyacağız dediysek, ülke yanarken susacağız demedik asla. Astığınız astık, kestiğiniz kestik, bizden de size açık çek demedik. Bundan sonra da bildiğimiz doğruları söylemeye her platformda, her mecrada hakkı, hakikati, hukuku dillendirmeye devam edeceğiz. Varsın sizin kalemşörleriniz, talimatla yazı yazanlarınız, rüzgar gülleriniz, Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarına kamu polisi sıfatıyla yön çizenleriniz sizin boynunuzu öttürsün. Millet zamanı geldiğinde herkesin karnesini önüne koyar. Ayrıca bizleri sorgulama ucuzluğunu kendilerine iş edinenler. Bunlar da bir dakikalığına da olsa ahlaklı davranıp herkesin gözü önünde yaşanan bu süreci AK Partililere, Erdoğan'a sorma cesareti gösterebilirler mi? Gösteremezler. Çünkü hemen bedel öderler. Bedel ödemekten korkanların hakikatle ilişkisi olmaz. Son örnek olarak bu soruyu iktidara yaranmak için soran bir genel yayın yönetmeni, önce kendisine dürüst bir şekilde şu soruyu sormalı. 28 Şubat şartlarında genç bir akademisyenken rahatlıkla kanalıma davet edip röportaj yapabildiğim Ahmet Davutoğlu'nu şimdi eski başbakan sıfatıyla niçin davet edip bu soruyu doğrudan kendisine soramıyorum? Peki şu soruyu sormak benim ve vicdan sahibi insanların hakkı değil midir? Sosyal medyada benim, eşim ve ailem hakkında alçakça tweetler atılırken siz Erdoğan'dan herhangi bir tepki gördünüz mü? Sayın Başak Demirtaş ve diğer birçok kadın gazeteci en ağır hakaretlere maruz kalırken iktidar cenahından bir ses duydunuz mu? İşte şimdi ilim diliyle konuşma vakti. Siyasetname diliyle onlara bir nasihat etmenin vaktidir. Devlet adamı ol kişidir ki, halkının her ferdinin onurunu kendi onuru, her ailenin ve kadının haysiyetini kendi haysiyeti gibi körür ve korur. Bunu yapmazsa devlet adamı vasfını kaybeder. Buradan tekrar söylüyorum. İnsani hukuk bağlamında Sayın Erdoğan'a ve ailesine dönük herhangi bir saldırı olursa benim yerim de, konumum da, tutumum da onların yanında olacaktır. Sayın Erdoğan benim, eşimin ve ailemin onuruna yapılan saldırılara sessiz kalsa da ben her zaman bir eski dost olarak onun ve ailesinin onurunu korumaya devam edeceğim. Ancak konu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın hataları ise bu konuda da onurlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak cesaretle eleştirmekten bir an bile kaçın.